Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere hiçbir yerde göremeyeceğiniz poğaça tarifini vereceğim. Önümde gördüğünüz gibi sadece iki malzeme var. Fırından aldığım 3 adet hamur, 250 gram da margarin. Bu poğaça için tereyağını da denedim, margarin de denedim ama margarin daha güzel olduğu için bunun için margarin kullanacağım. Biliyorsunuz genelde ben tereyağı kullanırım. Sadece 2 saat kadar dolapta bekleteceksiniz. İsterseniz akşamdan da yapabilirsiniz. Sabahleyin kalktığınızda hazırlayabilirsiniz. Hemen öncelikle hamuru bir yoğurayım. 3 adet hamuru fırından aldım. Şöyle kabuğunun içerisine alıyorum. 250 gram da margarin. Hamurla margarini tam anlamıyla birbirini yiyene kadar yoğuracağım. Bu birazcık zamanınızı alabilir. 5 dakika sürecektir. Dolapta en az 2 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Dolabın normal gözünde yalnız. Yani böyle bir katı kıvam alana kadar. Çünkü cıvık bir hamur olacak şimdi yoğrulduktan sonra görürsünüz. Tamamdır. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir hamur oldu. Şimdi dolapta beklediğinde katılaşacak. Şöyle üzerini bir streçle kapatıyorum. En az 2 saat dolabın normal gözünde dinlendireceğim. Böyle sert bir kıvam alması gerekiyor. Şimdi dolabıma kaldırıyorum. Dinlendirdikten sonra yapımına geçeceğim. Hamuru 3-4 saattir dinlendiriyordum. Artık açıyorum. Şöyle yanıma bir miktar sıvı yağ aldım. Hamur oldukça sertleşti. Dolapta da sertleşene kadar bekletin. Bu 2 saatten aşağı olmayacaktır. Eliniz yağlı bir şekilde poğaçalarınızı yapın. Şöyle yuvarlak bezeler hazırlayacağım. Yanıma şöyle peynir aldım. İsterseniz sade de bırakabilirsiniz. Şöyle elimi yağlıyorum. Bir tane hamurdan alıyorum. Şeklini tamamen istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben de en kolay yöntemle yapacağım. Şöyle yuvarlaklar hazırlayacağım. Tepsime yağlı kağıt serdim. Ben böyle yuvarlak hazırlayacağım. Diğer hamurları yapmaya devam edeceğim ama öncelikle yumurta sarısını sürüp fırına atmam lazım. Şöyle bir adet yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Benim fırınım mini fırın olduğu için 2 tepsi çıkacak ama normal bir standart tepside 1 tepsi çıkacaktır. Şöyle karıştırıyorum. Üzerine yumurta sarılarını sürüyorum. Fırınımı da 190 dereceye ayarladım. 190 derece alt üst ayarda pişireceğim. Üzeri kızardığını anladım. Hemen alacağım. Çok fazla fırında tutmayın.
poğaçaları fırından çıkardım. Hatta tadına da baktım. Çok güzel olmuşlar. Gördüğünüz gibi. Yumuşacık. İki malzemeli bir poğaça, yani hemen fırından bir hamur alıp yağ ile birlikte yapabileceğiniz çok güzel bir tarif oldu. Peynir ve yumurta bunun içerisine konulan bir şey olmadığı için iki malzeme diyorum. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.